Hadi Buffy kediler, biraz hareket edelim. Hadi hadi hadi, bu güzel günü boşa harcayamayız. Hayır teşekkürler, biz burada çok iyiyiz. Hadi tüylü dostlarım, bu sessizlik benim sinirlerimi bozuyor. Biz sessiz bir gün istiyoruz Limpo. Ben aksiyon kedisiyim, maceraya susadım. Ben de kaşınma tahtasıyla kaşınmaya susadım. Sabahtan beri sırtımda bir kaşıntı var. Sanırım patron bir şeylerle uğraşıyor. En azından biri ayakta bir şeyler yapıyor. Tuzaklar, davetsiz misafiri durdurun. Kımıldama ki seni tuzağa düşürebilelim. Vay, bu kedi inanılmaz. Beni asla yakalayamayacağını bilmeliydin patron. Senin gibi ev kedisi değilim. Ben macera kedisiyim. Sen konuşmaya devam et, geveze. Hayır, tuzağa düşmesine izin veremem. Dikkat et, arkanda. Ya Limpo'mu, onların kaçmasına izin veremem. Seni yine de yakalayacağım Quatermain, göreceksin. Orada çok başarılıydın. Patrona kedi reflekslerinle gününü gösterdin. Evet, ama sen kimsin? Neden buradasın ve nasıl senin gibi olabilirim? Benim adım Quatermain. Özel bir görevliyim. Ve benim gibi olmak için her şeye hazırlıklı olman ve sağlıklı beslenmen gerekiyor. Sağlıklı beslenmek ha? Yoksa sen aşçı mısın? Bir aşçıdan çok daha fazlasıyım. Ben arkeoloğum ve arkeolojik eser arıyorum. Mesela bunun gibi. Nefertiti'nin kedisinin efsane tasmasıdır bu. Bunu yıllardır arıyordum ama sonunda patronun evinden çıktı. Bu tasma tüm zamanların en büyük ödülünü bulma maceram için elde ettiğim ilk arkeolojik eser diyebilirim. Evet, vahşi Tutankamon'un hazinesi. Bu daha birincisi mi? Şimdi sırada ne var? İki tarihi eser daha bulmam gerekiyor ve üçüncüyü tamamladığım zaman Tutankamon'un hazinesini bulmuş olacağım. Yardım etmek istiyoruz Quatermain. Tehlike ne kadar korkutucu, araştırma ne kadar zorlu olursa olsun, Buffy kediler macera için yaratılmıştır. Bu evin içinde altın bir madalyon saklı olmalı. Ben içeriye asla girmem. Hayır, hayır, hayır. Dert etme Pilu. Biz buradayız ve seni kollayacağız. Kim beni macera yolunda takip etmeye hazır? Ben! Hey! Burası tüylerimi ürpertiyor. Durun! Sakın kımıldamayın. Bakın! Bu karolarda yanlış bir adım atarsanız tuzak kapıları çalışır. Köfte aşkına! Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, muhteşem Quatermain'i izlememiz yeterli. İşte altın madalyon. Onu bulduk. Quatermain, tüm tuzakların tuzaklamasını başlattık. Hiç sorun değil. Buradan çıkmamız için yeterli olacaktır. Başardık. Altın madalyonu ele geçirdik. Bu çok çok patikuladeydi. Hadi tüylü dostlarım. Macera daha yeni başlıyor.
Ben az önce bitti sanmıştım. Şimdi bizi Tutankamon'un hazinesine götürecek son tarihi eseri de bulmamız gerekiyor. Gizli bir harita. Ve o buralarda bir yerlerde olmak zorunda. Hadi onu bulalım Buffy kediler. Seni yakalayacağımı söylemiştim Quatermain. Madalyon nerede? İşte burada patron. Blister, Scab, yakalayın onu. Limpo, yakala. Bu nedir? Bir harita. İşte aradığımız şey bu. Tutankamon'un hazinesinin gizli haritası. Evet, aferin sana Limpo. Teşekkürler Quatermain. O madalyonu hemen bana ver. Bu sadece bir müze broşürüne benziyor. Daha ne bekliyoruz ki? Hadi gidelim. Önce biraz oturamaz mıyız? Hem bir şeyler de yeriz. Buffy kediler, hazineye çok yaklaştığımızı hissedebiliyorum. Bu şekil çok tanıdık geliyor. Evet, başardık. Tutankamon'un hazine odasını bulduk işte. Gördünüz mü? Bütün bu hiyeroglifler, diğerlerinden daha fazla gömülü olanı bulmamız gerekiyor. Bunun uzun süreceğini hissediyorum. Beklerken bari bir şeyler yiyeyim. Olamaz. Köfte, sen ne yaptın? Ama Milady, ben sadece oturdum. İşte sonunda. Bu anı uzun yıllardır bekliyordum. Ben de. Bu sabahtan beri bekliyordum. Ne kadar heyecanlı. Tutankamon'un ta kendisi bu. Tutankamon'un sadık kedisi Tutan Kedim onu uyandırmaya kim cesaret etti? Adım Quatermain. Bu da cesur kedi Limpo. Ve bunlar da... Merhaba. Siz de benim lahitimi açtınız. Benim uykumu böldünüz. Şimdi sizden intikamımı alacağım. Come on, come on, Tutan, come on. Hazineyi bulana kadar sürecek bu sonsuz aramalar. Firavun anlatsan bize, meraktan bayılacağız. Haydi söyle, nerede? Gizemli ha. Hemen buradan çıkmamız lazım. Hayır. Önce hazineyi bulmalıyız. Bıyıkları bana diyor ki hazine orada. Hieroglif düğmesini buldum. Ama bir şey olmuyor. Limpo, Nefertiti'nin kedisinin tasmasını yerleştirmelisin. Limpo, başardın. Tutankamon'un hazinesi. Bunca yıl sonra onu buldum. Şimdi bu nedir acaba böyle? Sakın ona dokunayım deme.
Altın tırmalama tahtam. Altın tırmalama tahtamı buldunuz. Bunca zamandır buradaymış. Tozların arasında. Benim toza karşı alerjim var. Postumu kaşımak için sabırsızlanıyorum. Uzundur kayıp olan tırmalama tahtam. Onu ne kadar özlemişim. Aşağı! Tahmin edebiliyorum. Evet, görev tamamlandı tüylü dostlarım. Bu patikulane bir maceraydı. Ama asıl hazinenin bu olacağı kimin aklına gelirdi ki? Tutankamon'un tırmalama... Tırmalama tahtası gitmiş. Affedersin. Ama sabahtan beri sırtımda bir kaşıntı var. Acaba neden o acayip yaşlı kadın çılgın kedi kafasını takmıştı? Kendi sefil kedileri gibi mi olmaya çalışıyor ne? Güzel. Robot tuzaklarım onu da yakalar o zaman. Süper dahi akıllıdır ve süper koşucu çok hızlıdır. Dikkat! Süper dahi trafik! Merak etme patron, seni rahatsız etmeyecek şekilde programladım. Ve şimdi inanılmaz o sefil kedilerden kurtulma operasyonunu başlatalım. Trappy karnı okşansın istiyor. Hayır, o kedileri yakalayana dek karnını okşamak yok. Trappy üzgün hissediyor. Çok fazla yemek yedik. Acilen uyumamız lazım. Buffy kediler bir lokma da ağzıma atamam. Vay canına. Birdenbire canım makarna ve köfte çekti. Bu tehlike var demek. Açlıktan ölme tehlikesi mi? Mısırın kaçmaya kalkmasından nefret ediyorum. Yakaladım seni köfte. Patron, arkadaşlarım buraya gelsin de gör gününü. Limbo, imdat! Onlar senin arkadaşın değil ki, gelmeyecekler. Bahse var mısın? Affi kediler, imdat! Çağır arkadaşlarını yardıma, böylece onları da yakalayayım. Köfte. Yeniden acıkmış olamazsın. Köfte! İmdat! Başı dertti. Bileydi! Köfte tehlikede! Melu! Bileydi! Beni izleyin! Limbo! İmdat! Köfte Vincent'ın tuzaklarından birine yakalanmış. Kendini yapış yapış bir durumda mı buldun yoksa? Yakala onu Trappy. Trappy yapıştı. Senin bir dahi olman gerekirdi. Trappy karnı okşansın istiyor. Gelin katılın arkadaşlarınıza. Hep beraber o eğlenceli kedi partilerinizden birini verebilirsiniz. Limbo, çılgınlık yapma. Bize ne lazım? Makarna gücü! Nene? Makarna gücü! Anne!
karatesi. Oh, kedicikler, sizin hırsız olduğunuzu sandım. Bu yüzden karateci büyük anne olmuştum ben. Ya! Ya! Oha! Oha! Ya! Büyük anne pinalı makarnasıyla kendini süper güçlü, enerjik hissederse sabah, öğlen ya da akşam olabilir. Günde sadece bir kez yemek yeterlidir. Bir anne pinanın makarnası varsa hadi gel sakın kaçırma. Mutluluk burada. Hey! Makarna gücü! Geleceğinizi biliyordum sersemler. Küçük arkadaşlarıma merhaba desenize. Daha onların idaresi artık benim elimde. Süper kediler yakalayacak beni. Çok özür dilerim. Tuzağıma düştüğünüz için çok üzgünüm. Bu sefer yem ben oldum. Makarna gücüm tükendi. Bende yeterli enerji var. Onunla... Şimdi benim de makarna gücüm tükendi. Ama tuzakları Winston'a saldırtabiliriz. Yerinizde olsam bunu yapmazdım. Robotlar sadece kedileri kovalamak üzere programlandılar. Sanki ben de sana inanacaktım. Sana söylemiştim. Happy Carne okşansın istiyor. Yakalayın onları. Melo, Lotte. Koşun. Patronun bize doğru söylediğine inanamıyorum. Trepiler gerçekten sadece kedileri kovalarmış. Evet, bu da aklıma bir şey getirdi. Limpo, mancınık. Sizi sefil kediler. Ben... Bu iğrenç kokuyor. Hey patron, robotlar sadece kedileri kovalar öyle değil mi? Winston da şimdi tam bir kediye benziyor. Durun, ben kedi değilim, bir insanım. Kedi değilim ben.
İşte başlıyoruz. Büyük anne tarifini büyük yemek kitabının içinde sakla. Tamam, geri çekil köfte. Şimdi şu hareketimi izle. İyi hareketti Limpo. Nerede acaba? Aha! İşte burada. Tarifi buldum. Harika! Tarif! Aşağı gel. Hayır. Yani orada kal. Ben gelip seni alırım. Limpo, nereye gidiyorsun? Bu çok tehlikeli. Hey, gökten kedi yağıyor. Kediler daima dört ayak üzerine düşmez miydi bileyim? Beni oraya ulaştırın. Yukarı. Limpo, yapma şunu. Biz kediyiz bileydi. Daima dört ayak üzerine düşeriz. Çoğunlukla dört ayak üzerine. Bazen de çöp tenekesinin üzerine. Buffy Bey'in fırtınası. Bir çift kanada ihtiyacımız var. Doğru bileydi. Bunu ben niye düşünemedim ki? Dişi yok kuşlar. Size zarar vermeye gelmedim. Başladığın rüzgar. Tarif yola indi. Artık bir yere kaçamaz. Buffy kediler, arabalara dikkat. Evet. Hayır. Buna inanamıyorum. Bence inan. Tarif az önce arabayla birlikte kaçtı. Öyleyse peşinden gideriz. Bu tekerlekli tekne işimizi görecek. Herkes güverteye kalkıyoruz. Hadi Buffy kediler. Arabayı takip edelim. Güverte partisine hazır mısınız Buffy kediler? Tarif göründü. ...94, 95, 96, 97, 98, 99... Hey! Geri gelin! Affedersin. Zavallı Igor, antrenmanını berbat ettik. Umarım şehrin en güçlü kedisini öfkelendirmemişizdir. İşte orada.
Bundan pek emin değilim. Bu kağıdı mı arıyordunuz Buffy kediler? Teşekkürler Igor. Bize hala kızgın mısın? Sorun yok Pilu. Igor o kağıdı almak için neler yaptığınızı gördü. Kağıt sizin için çok önemli olmalı. Önemini bir bilsen. Igor Buffy kedilerin hedefe ulaşmaları için en iyisini istiyor. Her zaman. Igor her zaman çok zeki. Başardık kedi dostlarım. İşte tarifimiz. Elmalı tart mı? Hayır. Yanlış tarif almışım. Ne? O kadar uğraştık ama elde var sıfır. Ben katılmıyorum. Artık daha da yorgunum. İşte benim tatlı kediciklerim. Oo, şu üzgün suratlara bakın. Ne oldu? Çok yorgun görünüyorsun. Buraya gelin, dinlenin. Sizin koca bir kase makarnaya ihtiyacınız var. Benim güzel minik kediciklerim. Buffy kediler, bakın. Size kendi makarnamızı kendimiz yapabiliriz demiştim. Yani az çok. Makarnanız hazır. Dostumuz ve iş ortağımız için. Vay canına patron. Burası çok şıkmış. Evet biliyorum. Hey patron. Buffy kediler buraya girmeyi nasıl başardılar? Kaybolup ortaya çıkabildiğine göre onları da kaybedebilirsin. Evet, hadi. Aslında onları ortadan kaybedemem. Tabii ki edersin. Şimdi git ve gücünü onlara karşı kullan. Tamam, denerim. Milky, Buffy kedilerin yanında ne arıyorsun? Buffy kediler bizim dostumuz. Seni yeniden sirke geri götürmek için geldim. Bütün alkışları toplayan sensin. Patron bana kendi gösterimi yapma fırsatı sundu. Patrona güvenemezsin. O her zaman herkesi kandırır. Bir hata yaptım. Çok üzgünüm. Sahne ışıklarını seninle paylaşmalıydım. Ama Chuck, biz kardeşiz. Birbirimize ihtiyacımız var. İkiniz de pati kuledesiniz. Peki öyleyse palyaço kedi, Buffy kedileri diye cevabına baktın mı? Evet, beni izleyin. Onları nerede tuzağa düşürdüğümü göstereyim. Nereye gitti bu? İşte buradasın. Nerelerdeydin sen? Ben... Hadi, bu taraftan. Bu taraftan, ımbıllar.
Hey, ben orada değilim. Bu taraftan. Sen bizimle oyun mu oynuyorsun? Gücünü saklanmak için kullanıyor. İşte orada. Ah hayır, burada. Hadi dağılalım. Onlardan iki tane var. Bir önemi yok. Yakalayın onları. Evet. Balonları patlatmaya çalışın. Robotla olan numaramıza ne dersin Çak? Ben hazırım Milky. Köfte tamam. Pilu tamam. Milady tamam. Harikaydınız çocuklar. Sen ve ben, biz ikiliyiz Çak. İkimiz birlikte olunca mükemmeliz. Öyle mi düşünüyorsun? Gerçekten mi? yeni gösteri için aklıma bir fikir geldi. Bu defa ikili olacağız. Büyük anne Pina'nın uğurlu madalyonu. Çekil. Hey. Ne şanslıyım. Canım makarna ve köfte çekti. Durun, tehlike geçmedi mi? Nerede? Yedi yakalayıcısı Bertie. O çok hızlıydı. Bonbon saldırımı gerçekleştiremedim. Miyav 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 mı? Bunun kedice de anlamı Bertie her kediden daha zeki ve güçlü mü demek? Kıpırdama, mancınığı serbest bırakmayı bilmiyorum. Köfte, cesur davranmak için hazır mısın? Bilmiyorum. Cesaret biraz korkutucu geliyor. Yakaladım. Köfte, bonbon saldırına güvenmelisin. Deniyorum, deneyeceğim. Şimdi hızlıca koşun. Bonbon saldırım işe yaradı. Madalyon! Çok şanslıyım. Madalyonu ben kaptım. Hey, geri dön buraya. Hey. Hadi buradan gidelim. Nihayet ikinizi yakaladım. Lüks kafeslerimde kalmaya hazır mısınız? Onları kurtarmak için sarığı kullan. Köfte aşkına. Durun. Köfte çok korktu. Elbette korktum ama onlar kadar korkmadım. Onları kurtarmam lazım. Bonbon ilk yardımı. Igor köfte ile gurur duyuyor. İmdat. Bak Pilu. Ben hallederim. Ne kadar şirinmişsin sen. Potimden tutabilirsiniz. Şimdi bize uğurlu madalyonu verin hemen. Ne? Demin sizi kurtardık. Bonbon ilk yardımım sayesinde. Evet. Aklım çok karıştı. Size kötü davranmak istiyorum ama
size hayatımı da... borçluyum. Başım ağrıyor. Yarın yeniden kötü olacaklar. Oh, bunu unutmuşum. Göste, sen bir kahramansın. Çok cesurca davrandın. Canım acımadı. Bonbonum çok kuvvetli ve cesur ve çamurlu. Yardımın için teşekkürler Igor. Igor daima Buffy kedilere yardım etmekten mutlu olur. Hoşça kalın. Merhaba kedicikler. Herhalde karnınız acıkmıştır. Uğurlu madalyonum demek buradaymış. Ne kadar da şanslıyım. Ay, bir dakika. Bunu siz kedicikler bulmadınız. Öyle değil mi? Hayır. Bu çok saçma. Siz kediciklersiniz. Beni anlıyor olamazsınız. Yoksa... Sizi şapşal kedicikler. Ben sizi çok seviyorum. Oh köfte, nasıl bu kadar kirlendin? Senin yıkanman lazım zavallı şey. Ama önce iki porsiyon yemeğin geliyor. Dümeni yavaş çevir. Ups. Periskop, yakınlarda ince görüyor musun Pilu? Olumsuz Kaptan Wrench. Derinlik kontrolü, bizi biraz daha aşağı indir. Derhal Kaptan Wrench. Limpo, zemine çakılmamıza engel ol. Merak etme Kaptan, bıyıklarım bana diyor ki doğru yoldan gidiyoruz. İskele tarafında kaya var köfte. Dümeni düzelt ve tam gazla dümdüz ilerle. Suyun altında gitmek gibisi yok. Trafikte sıkışma endişesi yaşamamız da gerekmiyor. Sancak tarafında inci görüldü. Harika. Tayfa, kurtarma operasyonu için hazır olun. Periskopun ışıklarını yakın. Kıskacı konumlandırdım kaptan. Hey! Harika. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. Baş kısmında dev bir ahtapot var ve çok öfkeli. Çabuk sert manevralar. Şimdi tam gaz ileri. İzimizi kaybettirdik. Çok emin olma denizci. Mesafeyi kapatıyor. Yüzeye çıkmaya hazırlanın. Ya da afiyetle yanmaya. Endişelenme Pilu, geri dönüyorum. Sakin ol denizci. Kurtarma operasyonunu tekrarlayacağız. Derhal kaptan. Ahtapot onu yakaladı. Sakın pes etme denizci. Periskopun ışığını kapa. Ona görünmeden geçmeliyiz. Kabuk kuyruk tarafında. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Köfte. Saat 12 yönünde mağara var. Hadi oraya saklanalım.
gerçekten gittiğinden emin olana kadar burada bekleyeceğiz. Aa, köfte aşkına. Acaba neden bize o kadar kızmıştı? Nedenini bilmiyorum ama canım makarna ve köfte çekti. Aa, yeniden geliyor. Köfte, tüy yumağı oynayalım. Yakala şunu. Bırak beni. Ben hiç lezzetli değilimdir. Öyleyse inciyi bana ver. Olmaz. Bu büyük annemiz için. Ha? İnciyi neden bu kadar çok istiyorsun? Yumurtamı kurtarmam için lazım. Ne? Yumurta nerede? İstiridyeleri görüyor musunuz? Onlardan biri yumurtamı inci zannedip yedi. Yani inciyi istiridyeye verip yumurtanı geri almak zorundasın. Kesinlikle. Merak etmeyin Ahtapot Hanım. Biz Buffy kedileriz. Yumurtanızı geri almanızı sağlayacağız. Ve ben istiridyeleri nasıl açabileceğimizi biliyorum. Bakın, bütün istiridyelerin içinde inci var. Tamam. Ama bu incilerden hangisinin gerçek yumurta olduğunu nasıl anlayacağız? Siz bu işi bana bırakın. Bıyıklarım bana diyor ki gerçek yumurta... Orada. Oraya nasıl tırmanacağız? Çok yüksekmiş. Bu işi köfteye bırakın. Korkusuz açık deniz dalgıcına. Büyük anne Pina'nın makarnası mı? Sen bir dahisin köfte. Bu yumurtayı alman için sana gereken enerji verecek. Büyük anne Pina'nın makarnasıyla doktora gerek kalmaz, hemen iyileşirsin. Büyük anne Pina'nın makarnası varsa hadi gel sakın kaçırmam. Mutluluk burada. Hey! Vay canına. Benim yumurtam olduğundan emin misin? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Köfte kuluçkaya yatacak. Ben mi? Ama Limpo, ben bir kediyim. Tavuk değilim. Lütfen, yardımına ihtiyacım var. Lütfen. Tamam. İşte oldu. Köfte, senden harika bir tavuk olurmuş. Bak. Ha? Evet. Bak. Ha? Ha? Aa. Hey, işe yaradı. Merhaba küçük dostum. Buffy kediler, başardık. Ama istiridye incisi olmadan bırakamayız, zavallı şey. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz, değil mi Buffy kediler? Evet. Büyük anne Pina'ya başka bir hediye buluruz. Doğru olanı yaptınız Buffy kediler. Artık yüzeye çıkma zamanı. Durun. Vay canına, bir zümrüt. Baksanıza nasıl parlıyor. Büyük anne Pina buna bayılacak. Dünyada uyumak çok güzelmiş. Ama ben tuhaf şeyler duyuyorum. Ama bunlar da kim? Jay konuşuyor. Hadi bir plan yapalım. Zed konuşuyor. Düşünemeyecek kadar yorgunum. Ben M. Ne olursa olsun uzaylı kedinin bizi atlatmasına izin veremeyiz. Buffy kedileri hemen uyarmam lazım. Dostlarım, uyanın. İmdat. Bu bir acil durum. Neyi var Astro kedi? Dışarıda siyah elbiseli 3 kedi var. Benden bahsediyorlardı. Siyah giyen kediler mi? Çok tehlikeli olduklarını duymuştum. Demek beni yakalamak istiyorlar. Buffy kediler seni onlardan korur. Evet Pilu, haklısın. Madem aradıkları uzaylı bir kedi, öyleyse onlara uzaylı bir kedi veririz. Değilsiz! Cesur gönüllümüz kim olacak?
Köfteye siyah giyen kedileri oyalarken biz de fark ettirmeden dışarı çıkacağız. Ama sizinle nasıl haberleşeceğim? Bununla astrofon üzerinden astro kediyi arayabilirsin. Tamam. Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz için. Şey konuşuyor. Bizim uzaylı kedi bu mu? Seth konuşuyor. Sorunu tam anlayamadım. Ben M. Hedefimize benziyor. Ama %100 emin olamıyorum. Uzaylı lazeri kullanıyor. Kimse benim astro köftenin lazerine karşı koyamaz. Kaçmasına izin veremeyiz. Gittiler. Edison'un laboratuvarına gidelim çabuk. Onları atlattın mı? Buna tırmanmam lazım. Bizden kaçma uzaylı kedi. Çok yoruldum ve siyah giyen kediler yaklaşıyorlar. Dur uzaylı kedi. Ne düşünüyorsun Edison? Astro kedinin uzay gemisini onarabilir misin? Yedek parçaya ihtiyacım var. Bakalım burada neler var. Yardım edin. Benim uzmanlığım... Ortalığı karıştırmak. Biliyorum. Bu işimi görebilir. Dimdor! Yardım edin! Bu köfte. Siyah giyer adamlar beni ele geçirdi. Şu anda bağlantı kesildi. Köftenin bize ihtiyacı var. Ama önce güç toplamamız gerekiyor. Uzaylı pilavın makarnasıyla. Yine leziz görünüyor. Hadi Buffy kediler. Büyük anne pilavın makarnasıyla. Kendini süper güçlü, enerjik hissedersin. Sıcak ve et soslu yersen. Et soslu. Bütün hafta mutlu ve canlı olursun. Bıyıklarım bana diyor ki o şu tarafta. Köfte burada. Buffy kediler imdat. Ben bir şey bilmiyorum. Bırakın onu. Şey konuşuyor. İkinci bir uzaylı kedi var. Seth konuşuyor. Belki de çift görüyoruzdur. Hem konuşuyor. Olumsuz. Gerçek uzaylı kedi burada. Arkadaşımız astro kediden ne istiyorsunuz? Konuşmak istemiyor musunuz? Pilu, sendeyiz. Çok tatlı. Tamam, size anlatacağız. Sen başla Zet. Öncelikle balık aromalı kedi mamalarını sevmiyorum. Devam edelim. Biz ihtiyacı olan uzaylı kedilere yardım eden bir ekibiz. Yani beni yakalamaya gelmediniz mi? Uzay geminin bir parçası bizde. Ama onu nasıl birleştireceğimizi bilmiyoruz. Bilen birini tanıyorum. Hemen Edison'u çağıracağım. Pekala. Gizli karargahımıza kadar bizi izleyin. Gizli karargah mı? Vay canına! Burası harika bir yermiş. İşte Edison geliyor. Size burada ne yaptığımızı göstereyim.
Bakın, dünyaya düşen uzaylı kedilere yardım ediyoruz. İşte ihtiyacınız olan parça. 1.44x kronometre. Bunu nereye takacağımı biliyorum. Hadi bakalım. Motoru çalıştır. İşe yaradı. Umarım bir gün yine karşılaşırız. İyi yolculuklar. Güle güle. Her şey için teşekkür ederim dostlarım. Sizi asla unutmayacağım. Şuna bak Blister. Bak tam istediğimiz yerde. Hadi ona küçük bir oyun oynayalım. Işıkları kim kapattı? Yardım edin. İtfaiye alarmı. Buffy kediler, bunu duydunuz mu? Birisi tehlike altında. Au! Harika bir itfaiyeci kedi olacağım bu sefer kesin. Oh, hayır Buffy kediler, Terry'i izlemeliyiz. İtfaiyeciler buradaysa kurtarılması gereken birileri olmalı. Yardım edin, beni çıkarın. Ha? Acele edip kim olduğunu bulmalıyız, burada olmalı. Ne oldu? Ama duyamıyorum. Yangın alarmı çok gürültülü. Harika. Yangın alarmı durdu. Yardım edin. Daha bıyıklarım. Ne çığlık ama. Siz de duydunuz değil mi? Ah, bu Bucky'nin sesi. Merak etme Bucky. Seni oradan çıkaracağız. Ya bir yavru köpek lastik yığınının altından havlıyor. Bunu bize bırakın tatlı şeyler. Şimdi itfaiyeciler beni iş başında görecek. Lastiklerin arasından girip Bucky'yi kurtaracağım. Bekle Terry. Sadece bir kedi o kadar dar bir alana girebilir. Dehşet Terry iş başında. Sana ne demiştim Skip? Terry çok eğlenceli. Sen iyi misin Terry? Hadi şu lastikleri çekelim ve onu serbest bırakalım. Özgürsün küçük kuçu. Hayır, yine beceremedim işte. Asla bir itfaiyeci kedi olamayacağım. Yani ben zaten bir kediyim. Miyav. Ama itfaiyeci bir kedi değilim işte. Rahatla Terry. Hatalarımızdan ders alabiliriz. Teşekkürler Milady. Öyleyse daha fazla hata yapmam gerek. Hayır Terry. Öğrenmen gerek. Tamam Limpo. O zaman kurtaracak başka birisini bulalım. Köpekler. Tabii ya. Blister, Terry'e gülmeden duramıyorum. Daha işimiz bitmedi. Benim aklımda daha da iyi bir şey var. Harikası Cap. Bu yiyecekler köfteyi buraya çekecek. Köprü yıkılacak ve o suya düşecek. Ve sonra Terry ona yardım ederken çok eğleneceğiz. Leziz bir şeyin kokusunu alıyorum. En sevdiğim yiyecekler. Çok fazla var. Bu köprü şimdi yıkılacak. 3, 2, 1. Artık Buffy kedilerin yanına dönebilirim. Skip, neden köprü yıkılmadı? Hayır, Blister, ben sudan korkarım. Ben de Skip. Yardım edin! Şu an kulaklarım başı dertte olan kediler olduğunu söylüyor. Terry! Merkez, burası temiz. Tamam. Dinle, kedilerin başı dertte. Gidip bir bakalım. Burnum onları bulmaya yardım edecek. Dehşetleri iş başında.
Baksana bir köpek kokuyu almış. Onu izleyelim. Bizi tehlikeli kedilere götürecek. İşte orada. O iki kediyi nasıl kurtarabiliriz ki? Blister ve Scrap, orada nasıl kaldınız? Blister ve Scrap, siz hiç değişmezsiniz. Arkadan kötü oyunlar oynamak hiç hoş değil. Tamam, özür dileriz, özür dileriz. Ama bizi kurtarın. Miau. Ne yapabiliriz ki? Bizim gibi kediler nehri geçemez. Sudan korkarız. Hmm. Siz geçemezsiniz. Ama ben itfaiyeci bir kediyim. Miau. Aferin kuçu. İp. Sıkıca çekelim, kediler karşıya geçsin. Çok cesursun. Sen gerçek bir itfaiye köpeğisin. Bu korkmuş kedicikleri güvenli bir yere götürelim. Zavallı Blister ve Scrap kucaklanmakla baş edemiyorlar. Gördün mü? Terry, başardın. Kulakların sayesinde yardım çağrılarını duydun. Ve onları burnun sayesinde buldun. Ve sudan da korkmadın. Evet, gerçek bir köpek gibi. Hayır Limpo, köpek gibi değil. Bir kedi gibi. İtfaiyeci bir kedi. Bakın, işte Hop. Hayır, dükkan kapalı. Çatıdan girmenin bir yolu olabilir. Merhaba Hop, ben Isotta. Memnun oldum, üzülme. Buffy kediler seni kurtarmaya geliyor. İçeri girelim. Durun. Ben sizi yakalarım. İşte gidiyoruz. Hop, seni kurtarmaya geldik. İyi işte kedicikler, onu serbest bırakın. Bakın, bu yavrular çok sevimli. Keşke birini alabilseydim. Sen bu dördünden hangisini alacağına karar ver. Yani beş kediden birini. Hepsini alabilecekken neden birini seçeyim ki? Hoşçakalın bayım. Başardık Buffy kediler. Buffy görevi tamamlandı. Hey, bu doğru olamaz. O yavru kediyi daha önce yakalamıştım. Biliyor musunuz canım, hala makarna ve köfte istiyor. Hayır, Bert peşimizde. Bundan daha hızlı gidemem. Onun peşinden gitmeliyiz. Evet Milady, ama başaramayacak kadar yoruldum artık. Bir atıştırma vakti. Büyük anne Pina'nın makarnası. İyi ki onu yanıma almışım. Büyük anne Pina'nın makarnasıyla kendini süper güçlü, enerjik hissedersin. Sıcak ve et soslu yersen et soslu bütün hafta mutlu ve canlı olursun. Büyük anne Pina'nın doktora gerek kalmaz, hemen iyileşirsin. Büyük anne Pina'nın makarnası varsa hadi gel sakın kaçırma. Mutluluk burada. Isotta, ayaklarını pedallardan kaldır. Sonrasını biz devralıyoruz. Evcil hayvan dükkanı kapalı. Yani belki Hop'u geceye geçirmesi için barınağa götürmeli. Ve oraya ulaşmanın tek bir yolu var. O taraftan. Aa!
Hayır. Gördünüz mü? Başardım. Hey! Teşekkürler Buffy kediler. Isotto'ya teşekkür etmeniz. O olmasa başaramazdık. Ve bana teşekkür ederseniz bir şey değil bile diyebilirim. Buffy mobilimiz kedi dostik. Evet öyle. Ama köfte nerede? Geliyorum tüylü dostlarım. Yolculuk için yiyecek bir şeyler aldım. Köfte. Ranch'ı ziyaret edeceğiz. Dünyanın diğer ucuna gitmiyorum. Trafikte kalırsak diye. Dışarıda oynayacak bir oyun arıyorsunuz. Öyle değil mi Buffy kediler? Bu doğru Ranch. Birlikte oynayabileceğimiz bir şeyler var mı? Bir bakalım. Bu hurdalık oyunu. Var olan en patikulade oyun. Vay canına, hadi oynayalım. Yağmur yağıyor. Merak etmeyin Buffy kediler. Yağmur oynamanıza engel olmaz. Atölyeme sığınabiliriz. Astronot kedi Kozmo. Merhaba Buffy kediler. Merhaba Ranch. Yağmur durana kadar burada bekleyebilir miyim acaba? Sorun değil Kozmo. Ama neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Roketim çamaşır makineleri yığınının arasına sıkıştı. Ve bu yağmurda onu oradan asla çıkaramam. Merak etme Kozmo. Buffy kediler sana yardım patisi uzatacak. Öyle mi yapacağız? Nasıl? Bununla. Hurdalık oyunu. Bu bir meteoroid. Uzay macerası oynayacağız. Evet. Çamaşır robotları Kozmo'nun roketini ele geçirmiş. Bize saldıracaklar. Uzay telsizimle ay üstünü uyaracağım. Komutan Limpo ay üstüne sesleniyor. Buffy alarmı. Burası ay üstü. Durum nedir Komutan Limpo? Çamaşır robotları saldırıyor. Buffy kediler, kendimizi savunmaya hazırlanalım. Enerji kürelerini doldurun Teğmen Köfte. Vay canına. Kapanını doldurun. Çabuk Köfte, çabuk. Bu enerji küresi değil. Bu kedi maması. Bu kedi maması değil. Bu bir enerji küresi. Hadi Pilu, başarabiliriz. Başarısız olamayız. Bunu ben hallederim. Çamaşır robotları etkisizleştirildi. Bakın, yağmur durdu. Teşekkür ederim Buffy kediler. Sizler tüm dünyadaki en iyi tüylü dostlarsınız. Buffy kediler dostlarını asla terk etmezler. Hem de ayda bile. Hayır. Yine yağmur başladı. Tam da eğlenmeye başlamışken. Unutmayın. Yağmur oyun oynamamıza engel olamaz. O tünele saklanalım. Merhaba tüylü dostlarım. Merhaba Gus. Sen de mi yağmurdan saklanmak için buradasın? Aslında Snoopy'ne hediye olarak bir parfüm götürüyordum ama
Yoldayken düşürdüm onu. Ve yağmur yağmaya başladım. Nasıl alacağımı bilmiyorum. Merak etme Gaz. Sana yardım patisi uzatacağız. Bu doğru. Hurdalık oyunuyla. Bir yarış arabası. Formüle kedileri oynayacağız. Vay canına. Patik kulade. Bu şekilde ıslanmayacağız bile. İçinizden biri parfümü alıp tünele geri getirdiğinde yarış bitecek. Buffy kediler, unutmayın hepiniz aynı takımdasınız ve yolunuzdaki engellere dikkat edin. Hazır mısınız? Başla! Bu kadar yağmurda şişeyi göremiyorum ki. Bu düşündüğümden çok daha zormuş. Pit stop. Vay canına. Parfüm şişem. Teşekkür ederim Buffy kediler. Islak zeminde yarışmak çılgıncaydı. Ve yağmurda durdu. Ben gidip Snobby'ni etkileyeceğim. Hurdalık oyunu tamamen patik kulade. Yine yağmaya başladı. Ama artık biliyorsunuz ki... Yağmur oynamamıza engel olamaz. Herkes vincin içine. Bakın bu Terry. Merhaba Buffy kediler. Ben hurdalıkta oynarken birden tasmam düştü. Oradaki kavanoz yığınına. Ve sonra yağmur yağmaya başladı işte. Merak etme, onu geri alacağız. Hurdalık oyunu sayesinde. Dinozor çıktı. Dinozor dünyası oynayacağız. Bakın, Terry'nin tasmasını bir kral teneke kobra almış. Korkmayın. Gerçek bir dino kedi Saurus'a biniyoruz. Hadi kulade. Tasmamı geri alabileceğinizden emin misiniz peki? Tabii ki Terry. Dino kedi Saurus dünyanın en güçlü dinozorudur. Hey, kral teneke kobranın şakası yok. Dino kedi Saurus'umuzun gözlerini kapadı. Bunu ben halledebilirim. İyi işti Milady. Şimdi sıra bizde. Hayır. Dino kedi Saurus'un ağzı kapandı. Onu kurtarmak için bu kolu çekmeliyiz. Evet. İşte tasmam. Teşekkürler Buffy kediler. Sizler bir köpeğin sahip olabileceği en iyi tüylü dostlarsınız. Görüşürüz. Teşekkürler Ranch. Harika zaman geçirdik. Sizde kalsın Buffy kediler. Canınız isteyince oynarsınız. Hurdalık oyunu en patikulade oyun.
Evet Pelu, ve en yorucusu yemek mi yesem uyusam mı bilmiyorum. Aa, anlaşılan bugün yeterince yedin köfte. Öyleyse şekerle mi yapayım? Bekle köfte, henüz uyuma vakti değil. Bakın bir volkan. Hadi volkan adası oynayalım. Volkan patlamak üzere. Hadi Buffy kediler, yeni bir macera bizi bekliyor. Evet Limpo, hurdalık oyunu hiç bitmez. Hadi Buffy kediler, bu taraftan. Bu tehlikeli değil mi? Ona güvenebilirsin Pelu. Greg amca bir izci kedidir. Amca, burada yiyemez miyiz? Onları izlesek iyi olur Pelu. Hadi Buffy kediler, tereddüt eden bir izci kedi kaybolur. Vay canına, Greg amca çok zorluymuş. Evet Limpo, o pek çok yol bilir. Çok fazla. Doğru yolu buldum. Greg amca! İşte gidiyoruz. Tıpkı dünyanın en uzun ve kirli gölünü geçtiğim zamanki gibi. Çok zor bir yoldu. O yüzden bana bu roseti verdiler. Vay canına. Orada bir kütük olduğunu nereden biliyordu? Greg amca bir izci kedi. Amca, burada durabilir miyiz? Evet, düdeden bir izci kedi kaybolur. Tamam ama yolu takip edemeyiz. Nehri nasıl geçeceğiz? Ha? Buffy kediler bakın. Bu asmayı kullanabiliriz. Maceraya bayılırım. Buffy kediler, üç deyince. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Birlikte demedim. Bu gezi patikulate değil mi? Ve daha yeni başlıyor. Hadi Buffy kediler, Greg amcaya yetişelim. Ama ben çok acım. Bu rozeti de iplik zirvesine çıktığım için aldım. Sadece kuyruğumu kullanarak. Atamanıza dikkat edin Buffy kediler. Daha varmadık mı amca? Daha değil. Daha iyi görmek için yükseğe çıkmalıyım. Kedi dağının zirvesini göremiyorum. Ama o kayanın düşeceğini nasıl göremiyor? Greg amca pek iyi göremezdi. Bunu şimdi söylüyorsun. Zirve bir zamanlar oradaydı. Buffy kediler, Greg amcanın canı yanabilir. Ona ulaşmalıyız. Ama Limpo, oraya nasıl ineceğiz? Bu büyük yapraklarla. Onları süzülmek için kullanacağız. Zirveyi yerinden oynatmadılar, öyle değil mi? Burada olmalı. Hayır, belki de orada. Buffy kediler, ilerleyin. Buldum. Aha, bu doğru yön. Greg amca. O kayadan atla. Greg amca nerede? Bir izci kedi olarak kariyerim boyunca pek çok yolculuk yaptım. Ama bu kesinlikle en rahatlatıcı olan. Öyle değil mi köfte? Tabii amca. Ama artık durup yemek yiyemez miyiz? Acıktım ve çok yoruldum. Yorulan bir izci kedi kaybolur. Greg amca! Bıyıklarıma inanamıyorum. Bir tüy sitya çiçeğinin kokusu. Ne? Gelin görün Buffy kediler. Beni izleyin. Greg amcayı takip edelim. Bu hal. Dikkatli hareket edelim. Dünyadaki tüm kedi çiçeklerini tanıyabilirim. İşte kedi botaniği uzmanlık rozetim. Güzel kedi kulade tüy sitya çiçeğini gördünüz mü? Hayır Greg amca. Biz dikenli çalılara yakından baktık. Yola geri dönelim. Kedi dağı bizi bekliyor. Buffy kediler, köprüdeki boş
Greg amca, o köprü güvenli değil. Açmalık, bu çok güvenli. Ayrık bıyık zirvesindeki kadar kötü değil. Neredeyse ayağını koyuyordum. O zirveleri bir ip üzerinde yürüyerek geçtiğimde bana şu rozeti verdiler. Oh, Greg amca. Ve bu rozeti de iplik zirvesindeki Tibet köprüsünü geçtiğim için aldım. Mileydi, Greg amcaya nasıl ulaşacağım? Kesinlikle onun yaptığını yaparak değil. Merak etmeyin mafi kediler, aşağıda geyserler var. Ve dikenli çalılarda. İşte kedi dağı ve bu da zirvesi. Pekala, neredeyse vardık. Hadi, zirve bizi bekliyor. Ben bu suyun altından geçmiyorum. Buffy kediler, doğru anda geçmeye çalışın. Hey, beni bekleyin. Ay! Yakında piknik yapmazsak ben şuracıkta bayılacağım. Ay, bu kadar. Ay, bayıldım. İyi bir izci kedi olmanın sırrını biliyor musunuz? Bir piknik mi? Hayır. Susuz kalmamaya dikkat etmek. Ha, süper düper çılgın üçlü karbonatlı portakallı soda. Rahatla köfte. Amcan onunla baş etmeyi biliyor. Gerçekten de canım makarna ve köfte istiyor. Bunun anlamı tehlike. Limpo, bu sadece bir çakıl taşı. Buffy kediler, çok iyi gidiyoruz. Zirve gitgide yaklaşıyor. Buffy kediler, şimdi ne yapacağız? Buffy Bey'in fırtınası yaptım. O taşı itip tepedekini durduralım. Hayli ağır görünüyor. Ne yapacağımıza biliyorum. Bunu. Büyük anne Bina'nın makarnası. Büyük anne Bina'nın makarnasıyla. Kendini süper güçlü enerji hissedersin. Sıcak ve et soslu yersen. Et soslu. Bütün hafta mutlu ve canlı olursun. Büyük anne Bina'nın makarnasıyla. Doktora gerek kalmaz. Hemen iyileşirsin. Sabah, öğlen ya da akşam olabilir. Buffy kediler, kedi dağının zirvesine ulaşamadık. Ama zirve bize ulaştı. Evet, yani artık piknik yapabiliriz değil mi? sonunda sandviçimin tadını çıkarabilirim. Durun, bir acil durumumuz var. Burada bir tane sandviç var. Ne? Çok üzgünüm. Acele ederken diğer sandviçleri unutmuşum. Sorun değil. Tırmalanmış zirveden geçiyoruz. Hayır, bu geri gitmek gibi. Şimdilik. Yola devam edelim. Greg amca! Buffy kediler, neyi bekliyorsunuz? Bir izci kedi için hiçbir şey imkansız değildir. Ben çok açım.
köfte. Baby fare diye bir şey yoktur. Bunu bilmelisin. Onlar ufaktır ve... Aman bıyıklarım. Biliyordum. Baby fare diye bir şey yoktur. Ama evimizde küçük bir konuk var. İşte buradasın. Yaklaşmayın. Korkma farecik. Canını yakmak istemiyoruz. Karnın açsa söyle. Özellikle de makarna istiyorsan. Ha? Ben aç değilim. Öyleyse canını ne sıkıyor söyle. Sütüylü dostların olarak gör. Benim adım Tap Tap. Yardım aramak için buradayım. Çocuklarım Tik Tak ve Toy'u kurtarmak için. Bizi yakalamaya çalışan üç kötü kedi ile yolumuz kesişti. Koşun saklanın. Üç kötü kedinin beni kovalamasını sağladım. Böylece Tik Tak ve Toy güvenli bir yere saklanabildiler. Onlardan kurtulmayı başardım ve sonra yardım aramak için buraya geldim. Ama siz kediler bir fareye yardım etmek ister misiniz bilemem. Bizler Buffy kedileriz. Daima ihtiyacı olanlara yardım ederiz. Bu doğru Lepo. Merak etme Tap Tap. Tik Tak ve Toy'u kurtarmana yardım edeceğiz. Ah, teşekkür ederim. Siz gerçekten tüylü dostlarımsınız. İşte yavrularım o bahçede saklanıyorlar. Ama orası Winston'ın bahçesi. Her yerde tuzaklar var. O üç yavru fareyi bulmalısınız. Bakın patron Blister ve Skip hala onları arıyor. Bu güzel Pilu. Demek ki iyi saklanmışlar. Beni izleyin Buffy kediler. Size Tik Tak ve Toy'un saklandığı yeri göstereceğim. Görünürde bir kedi yok gibi. Gitsek mi? Bekletik, bu çok tehlikeli. Sanırım babamı beklemek daha iyi. Yakında gelip bizi kurtaracağına eminim. Şşş, sessiz olun. Yoksa kediler bizi duyacak. Her yerde fare kapanları var. Adımınıza dikkat edin. Peynir. Bakın, peynir yağıyor. İyi ol ve paylaş. Köfte, bağırışın yüzünden patron Blister ve Skip bizi bulacak. İşte orada. Tik Tak ve Toy oradalar. Bana bu bilgiyi verdiğin için teşekkürler. Artık gidebilirsiniz. Hey, o kediler bizi kurtarmaya gelmiş. Ve babam da onlarla. Hadi, bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapacağız. Ne tatlı ve sevimli. İş Pilu. Sizi kurtaracağım tüylü dostlarım. Sonunda sizi hapsettim Buffy kediler. Oh, hayır, çocuklarımı kurtarmaya gelmiştim. Şimdi Buffy kedileri de kurtarmam gerek. Patron gösteriş yapıyor. Keşke makarnamız yanımızda olsaydı. Makarna, nerede olduklarını biliyorum. Önce Buffy kedileri kurtarmama yardım edersen, onlar da yavrularımı kurtarmama yardım edebilir. Aa!
Yavaş Tamtam. Buffy kedilerin makarnaya ihtiyacı var. Evet. İşte makarnalar. Onları aldım. Dışarı çıkın küçük fareler. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Sizinle oynamak istemiyoruz. Siz yaramazsınız ve kötüsünüz. Ve babamız gelip bizi kurtaracak. Babanız mı? Bir farenin bizim gibi üç kediye meydan okuyacak kadar kısır olduğunu gerçekten düşünüyor musunuz? Bakın bu Tap-Tap. Makarnayla birlikte. Hey, babam geliyor. Yaşasın. Babamız bizi kurtarmaya geldi. Bu fare partiyi berbat ediyor. Şimdi de trapilerimle baş etmek zorunda kalacak. Trapiler, Buffy kedilere makarna vermeden önce o fareyi yakalayın. Çok geç. Alın bakalım Buffy kediler. Yorsun fare çıkık. Gel bizimle oyna. Ben kaçmıyorum. Aslına bakarsanız oynamak isterim. Baba, baba, buradayız. Bizi gördü. Ama bir planı var. Hadi. Becerebilirseniz beni yakalayın. Senden daha hızlıyız. Belki. Ama kesinlikle benim kadar zeki değilsiniz. Dikkatli ol Skip. Ufaklıklar geldim. Babacığım bizi kurtar. Sen kahramanımızsın. Sen benim avımsın, trapiler. Yardım edin! Tap-Tap, sen çok cesurdun. Ben sizin sayenizde cesur olabildim, benim tüylü dostlarım. Sen daima bizim süper babamızsın. Şimdi bir şeyler yiyebilir miyiz lütfen? Ay ben de açım. Sorun değil. Benimle gelin. Karnınız açsa sormanız yeterli. Özellikle de peynir istiyorsanız. Vay canına. Benim uzay patatesim dış uzayda bir yerlerde yörüngedeymiş. Onu roketimle geri alacağım. Tamam Kozmo, gidip siyah giyen kedileri bulalım. Teknolojileriyle sana kesinlikle yardım edebilirler. Uzay patatesimi bulabilir misiniz?
Teleskopumuz donmuş bir asteroidi inceliyor. Çok buzlu. Üzgünüm. Burada uzay patatesinizden iz yok. Yardım. Asteroid. He? Tehlike. Hayli parazit var. Bu parazit değil ki. Bir yardım çağrısı. O asteroidde biri tehlikede olmalı. Roketimle günü kurtarabilirim. Cesursun Kozmo. Ama yolculuk için bir yıldızlar arası uzay gemisine ihtiyacın var. Bizimkine ödünç veririz ama dikkatli ol. Bir yere çarpma. Ve asteroid çok uzakta. Yalnız gidemezsin. Neden olmasın? Bir yıldızlar arası uzay gemisi sadece Astro Kedi ekibi tarafından kullanılabilir. Ama benim Astro Kedi ekibim yok ki. Evet var Kozmo. Sana yardım patisi uzatırız. Kurtarma görevi için ekibin biz olacağız. Pati kulade limpo. Ama asteroidi nasıl bulacağız? Önce bu gemiyle Galileo yıldız üstüne ulaşacaksınız. Bakın. Galileo'da güçlü sensörler var. Size asteroidin tam konumunu gösterecek. Kozmo, Galileo'yu açmak için bu astro kontrol panelini kullan. Şifre kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe. Bunu hatırlayacağım. Şuraya bakın, ayı geçiyoruz. Vay canına, çok leziz. Peynire benziyor. Astro kediler, Galile yıldız üstüne ulaştık. Bu çok patik kulade. Vay canına, dev bir elektrik süpürgesi gibi. Ama burada kimse yok. Evet Milady, çünkü bir yıldız üstünde her şey otomatiktir. Tamam. Ama kapıyı açamıyorum. Merak etme köfte. Şifreyi biliyorum. Yeşil, sarı, kırmızı, mavi, pembe. Tuhaf. Doğru şifre olduğuna emindim. Şunu deneyelim. Pembe, mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Tamam, şimdi buldum. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe. Ne düşünüyorsunuz? Kolaydı değil mi Buffy kediler? Kozmo, Buffy kediler. Yardım çağrımı almışsınız. Merhaba Astri kedi, ne oldu? Uzayda yolculuk ediyordum ve gemim sistem arızası yaşadı. Bir şey bana çarptı ve bu küçük ama tehlikeli asteroide indim. Dokunduğu her şeyi donduruyor. Koordinatları yolluyorum. Böylece gelip bana yardım edebilirsiniz. Tamam, artık ezberledim. Astri kedi, biz geliyoruz. Bu tek koltuklu gemiler çok hızlılar. Beni izleyin. Bu taraftan. Hayır. Bu taraftan. Beni izleyin. Bu patikulade. Astri Kedi'nin koordinat seansı tamamlandı.
İşte donmuş asteroid. Ah, canım tüylü dostlarım, beni kurtarmaya geldiğinize çok sevindim. Daha yakından bakacağım. Böylece seni o asteroitten nasıl kurtaracağımızı bulacağız. Ama uzayda nasıl hareket edilir ki? Uzay iticilerimi kullanabilirsiniz. Ha! Ama bunlar saç kurutma makinesine benziyor. Onlar uzay iticileri Pilu. İşte Astri Kedi'nin gemisini mahsur bırakan buz. Oo. Sakın dokunma Kozma. Hayır. Kozma asteroidin ona dokunan her şeyi dondurduğunu unuttu. Buza dokunmadan Kozma ve gemiyi kurtarmak hiç kolay olmayacak. Bir Buffy Bean fırtınası yaptım. Buzu bu saç kuruttum. Yani uzay iticileriyle eritelim. Yaşasın. Teşekkür ederim tüylü dostlarım. Ama uzay gemim çalışmıyor. Motorunda bir sorun olmalı. Hey! Bakın uzay patatesim. Oradaymış. Başardın Kozmo. Yeniden çalışıyor. Muhteşem. Size borcumu asla ödeyemem. Öyle deme. Bir gün senin yardımına ihtiyacımız olabilir. Doğru dedin Pilu. Sonsuza dek tüylü dostlar olacağız. Yakında görüşürüz. Miyav gezegenine dönelim. Yeni dağıtık kedi. Buffy uzay görevimiz başarılı oldu. Ve bana patikularda yeni bir şarkı için Buffy beyin fırtınası sağladı. Ama uzay iticimi kaybettim. Ve işte Buffy kediler. Şimdi size uzayla ilgili bir şarkı söyleyecekler. Hemen şimdi. Gözden kaybolur her şey gökyüzünde. Ve gökyüzünde yıldızlar arasında tüm tüylü dostlar uçuyor mutlulukla. Gökte uçuyor balık kökenleriyle. Bileydi zıplıyor meteor üstünde. Bir uçalıyor ay kraterinde. Benim kokuşuyor satürn çevresi. Merhaba Kozmo, icadımı kusursuzlaştırdım. Ha? Artık uzay patatesini geri almana yardım edebilirim. Teşekkürler Edison. Onu buldum. Ama görev sırasında uzay iticimi kaybettim. Belki ben geri getirebilirim. Yer kazanma makinemi geliştirdim. Artık kaybolan eşyaları bulabiliyorum. Aa, gerçekten mi? Hadi deneyelim. Oh! Vay canına! İticimi buldu. Evet. Ama tüm asteroidle birlikte geldi. Aa, biliyordum. Çalışıyor. Ben bir dahiyim. Teşekkürler Edison. Demek sonunda iticimi geri alabileceğim. Tüylü dostlarım, ne yapacağınızı biliyorsunuz. İşte. Teşekkür ederim Buffy kediler. Nefesimi tutarak hıçkırıklarım durdurdum. Ah, hayır. Nefesini tut. İçinden saymayı dene.
İşe yaramadı. Hıçkırıkları durdurmak için başka bir yol bulmalıyız. Ha, kedi Charlie, bir şeyler içmeyi dene. Al köfte, ona ne içirdin sen? Süper düper çılgın üçlü karbonatlı portakallı gazoz limfo. Neden ki? Hayır, 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 hayır. İşte bu yüzden. Yıkmar aşkına. Kedi Charlie zıplayan bir topa dönüştü. Kedi Charlie zıplayıp duruyor. O çok hızlı. Onu durduramıyoruz. Doğru yiyeceğe ihtiyacımız var. Büyük anne pinanın makarnası. Büyük anne pinanın makarnasıyla. Kendini süper güçlü, enerjik hissedersin. Sıcak ve et soslu yersen. Et soslu. Bütün hafta mutlu ve canlı olursun. Büyük anne pinanın makarnasıyla. Doktora gerek yok. Aç olun. Yakalamak için balonların üzerinde zıplayalım. Kedi Charlie orada. Zıplamalı. Özür dilerim. Zili kim çaldı? Kedi Charlie'yi taklit edelim Buffy kediler. Ama zili çalmadığımıza emin olalım. Yine kim çaldı? Köfte. Bilerek yapmadım ki Milady. Kedi Charlie. Havanı indirmen gerek. Midendeki havayı çıkar. Ama nasıl? Bunu nasıl yapacağım? Hapşırarak çıkarmayı dene. Böyle. Hayır. Kedi Charlie şimdi nereye gitti? Öğreneceğiz Bilum. Bıyıklarım bana. Terk edilmiş evin içinde. Mi. Kedi Charlie. Kontrol miyav miyav. Merhaba. How. Havlama bir ki. Hıçkırıklarım gitti. Şimdi bu lambadan inip sahnenin üstüne. Hayır. Bu hıçkırıkları durdurmak için Buffy Bey'in fırtınası yaptım. Onu korkutacağız. Bakın neredeyiz? Whisper hayalet kedi burada yaşıyor. Ona bir seslenelim. Whisper! Neden bağırıyorsunuz Buffy kediler? Kedi Charlie baksana, arkanda bir hayalet kedi var. Çok rüzgarlı. Görünmez bir hayalet kedi. Bu çok komikti. Teşekkür ederim patikulade Buffy kedilerim. Gülmek kıçkırıklarımı kesinlikle durdurdu ve sonunda sahneye çıkabilirim. Ben gerçekten sahnedeyken korkuyorum. Tabii ya. Yanlış Buffy sorunu çözmeye çalıştık. Buna sebep olan kedi Charlie'nin hıçkırıkları değil, sahne korkusu. Onu sahneye çıkaramaz mıyız yani? Daha iyi bir Buffy beyin fırtınası yapmalıyım. Her konserden önce bize de oluyor, öyle değil mi? Bu doğru değil mi Buffy kediler? Evet Milady. Sahnede çalmadan önce daima korkuyoruz. Peki nasıl gidiyor ha? Bir sırrımız var. Biz sihirli enstrümanlar çalıyoruz. Oo, gerçekten mi? Patikulade. Ama benim sihirli bir enstrümanım yok ki. Çalmaya gerek yok. Gösteriyi sunsan yeter. Ve bunu yapmak için... Kedi Charlie, tüm grup adına
sana Buffy kedilerin mikrofonunu sunuyorum. Bu sihirli. İşe yaraması için kendine inanman gerek. Ve sahne korku kaybolacak. Haklısın. Şimdiden geçti. Hazırım. Sihirli mikrofonunuzla bunu yapabilirim. Hoş geldiniz. Ekstra süper düper şahane kedi gösterisi. Hazır mıyız? Evet. Evet. En sevdiğimiz grupla başlayalım. Buffy Kediler. Bu şarkıyı Kedi Charlie'ye adamak istiyorum. Ah. Genç bir kediyken bir zamanlar en iyi sunucu derlerdi bana. Oysa ki şimdi hıçkırıklardan hiçbir sahneye yaklaşamam. Dünyaca ünlü ben Kedi Charlie. İzleyen herkes bana hayran. Oysa bir sırrım var aslında. Paniklerim sahne korkum. Sen 7 yudum su içersen hemen durduracağım. Faydası nefesini tutarak say 9'a kadar. Boşuna veya bir şarkı söyle burnuna dokunarak denedim. Zıpla haydi hoşça kal de hıçkırıklara. Yere otur ve parmaklarını say 10'a kadar. Faydası limon suyu içersen her zaman işe yarar. Biliyor musunuz? Bir şey fark ettim. Bu mikrofon sihirli değil. Sizin enstrümanlarınız da değil. Evet, haklısın. Bu küçük beyaz bir yalandı Charlie ama iyi bir niyet için. Şimdi bize kızgın mısın? Tabii ki hayır. Size teşekkür etmek istiyorum. Hadi kulade Buffy kediler. Buffy kediler gerçek sihrin kendine inanmak olduğunu fark etmemi sağladı. Korkularınızı yenmenin tek yolu bu. Ve hıçkırıklarınız. Kedi Charlie! Kedi Charlie! Kedi Charlie! Unutmayın. Hıçkırıklar bile yeteneğinizin parıldamasına engel olamaz. Kedi Charlie! Bakın tüylü dostlarım. Denize açılıyoruz. Devam edelim tüylü dostlarım. Bıyıklarım bana çöpün nerede olduğunu söyler. Onları bulalım ve hepsini alalım. Bıyıklarım çöplerin işte orada olduğunu söylüyor. Hiçbir çöp kaçamaz. Bir plastik yığını tam karşıda. Oo, köftelerim. Bu şeyler denizin dibini nasıl boylamış? Şuraya bakın Buffy kediler. Buna inanamıyorum. Balıklar bile kırmızı ışıkta duruyor. Tutucuk kırıldı. Ama harika bir iş çıkardık. Evet Limpo. Sanırım büyükannenin makarnasını yeme vakti geldi. Henüz değil Köfte. Şuraya bak. Çok fazla çöp var. Denizde bırakamayız. Hepsini almanın bir yolunu bulmalıyız. Ona gideyim. Şuna bakın. Anne ahtapotun mağarası. O bizim dostumuzdur. Burası da çöp dolu. Ama neden? Akıntı çöpleri mağaraya doğru bırakıyor olmalı. Bir şeyler yapmalıyız. Oh, bu ne sürpriz. Buffy kediler. Merhaba.
O sizi yeniden gördüğüme çok sevindim. Sizi böyle karşıladığım için üzgünüm. Ama mağaramdaki su çöp dolu. Her gün dışarı atmaya çalışıyorum. Ama akıntı yeniden içeri getiriyor. Zavallı anne ahtapot. Ve daha da kötüsü, bebek ahtapotum ancak sular çekilince mağaradan çıkabiliyor ve gelgitle geri geliyor. Bu demek oluyor ki... Evet, bu doğru. Akıntı onu çöplerle birlikte geri getiriyor. İşte gördünüz mü? Şimdi su yükselmeye başlayınca... Anne ahtapot, su hiç yükselmiyor. Aksine aşağı iniyor. Oh, hayır, o kadar çöp var ki mağaranın girişini kapatmış olmalı. Bebeğim şimdi nasıl geri gelecek? Mağaranın girişindeki tüm o çöpleri temizlememiz gerek. Ama denizaltının kolu kırıldı. Buffy kediler, ne yapacağımızı biliyorum. Hadi gidelim. Anne ahtapot haklıymış. Çöp girişi tıkıyor. Bir zavallı bebek ahtapot içeri giremiyor. Hadi çekelim. İşe yaramıyor. Çöpler çok sıkışmış. Buffy beyin fırtınası. Denizaltıyı başka şekilde kullanmalıyız. Köfte. Sonunda yemek zamanı geldi. Büyük anne Pina'nın makarnası. Büyük anne Pina'nın makarnasıyla. Kendini süper güçlü, enerjik hissedersin. Sıcak ve et soslu yersen. Et soslu. Bütün hafta mutlu ve canlı olursun. Büyük anne Pina'nın makarnasıyla. Doktora gerek kalmaz, hemen iyileşirsin. Sabah, öğlen ya da akşam olabilir. Şimdi zıplayın Buffy kediler. Bir Buffy görevi daha tamamlandı. Anneciğim. Tatlım. Çok teşekkür ederim Buffy kediler. Bebeğimi kurtardınız ve tüm mağarayı temizlediniz. Her birinize değerli bir kabuk vermek istiyorum. Teşekkürler. Polis kedisi Terry, trafiği yönetmek için burada. Ama Terry, sen bir polis kedisi değilsin. Hatta sen bir kedi bile değilsin. Lütfen sessiz ol. Limpo, sen sola dön. Milady, o yöne. Pilu, sen geri gel. Köfte, masanın altına. Kedicikler, neredesiniz? Büyük anne Pina geliyor. Aferin Ayda. Senin yardımın olmasa ne yapardım bilmiyorum. Ayda büyük anne Pina için yerleri temizler. Ayda büyük anne Pina için yerleri temizler. Sanırım acıktınız. Öyle değil mi tatlı şeyler? Alın bakalım. Afiyet olsun. Geliyor musun Ayda? Oturma odasındaki süs eşyalarının tozunu almalıyız. Bunu duydunuz mu? Birisi düdük çalıyor. Bu kapı düdüğü olmalı. Polis kedi. Vay canına! O benim kahramanım. Evet!
Terry'i tanıyorsam başını derde sokacaksın. Onu izlesek iyi olur. Ben makarnaları alırım. Hiç belli olmaz. Düdüğünü duydum ve hemencik geldim. Ha? Neden? Çünkü ben de bir polis kedisiyim. Gördün mü? Buffy kediler. Terry'nin nesi var? Bir kedi olduğunu sanıyor. Ve bugün de bir polis kedisi olmaya karar verdi. Bakın, trafik ışıkları çıldırmış. Bununla ben ilgilenirim. Evet, bu bir oyun değil. Hey, trafik ışıklarının rengini değiştiremiyorum. Ben de değiştiremiyorum. Biri trafik ışıklarını sabote etmiş olmalı. Hayır, bu olamaz. Trafik ışığı sabotajcısı. Bu gibi durumlarda bir polis kedisi eyleme geçmelidir. Anlaşıldı polis. İş üstündeyim. Nereye gidiyorsun? O benim motorum. Onu nasıl yakalayacağımı biliyorum. O motosikleti izle bileydi. Daha fazla bozulmuş trafik ışığı. Trafik ışığı sabotajcısını bulmalıyım. Dur Terry. Eyleme geçmeden önce polis kedisi bir şüpheli bulmalıdır. Anlaşıldı. Şüpheliyi buldum. O trafik ışığı sabotajcısı. Farklı renklerde 3 şüpheli nesneye sahip. Ama o sadece birkaç balonlu Kozmo. Kırmızı, sarı ve yeşiller. Trafik ışığı sabotajcısı olabilir. Dur, o benim motorum. Onu süren kişi ben olmalıydım. Sanırım Kozmo'nun yardımımıza ihtiyacı olacak. Kozmo'nun uzay günlüğü. İlk uçuş denemelerim başarılı ve... Hadiler yukarı! Balonları bırak ve yavaşça yaklaş! Ama eğer balonları bırakırsam düşerim. Hızla! Öyleyse balonları tut ve yavaşça yaklaş. Eğer balonları tutarsam asla aşağı inemem. Şüpheli yardımcı olmuyor. Bunu ben hemen hallederim. Onu ben yakalarım. Onu ben yakalarım. Onu ben yakalarım. Hayır, yakalayamam. Buffy kediler. Canım spagetti ve köfte çekiyor. Bu da tehlike demek. Onu nasıl kurtarabiliriz? Tada! Büyük anne Pina'nın makarnasıyla. Büyük anne Pina'nın makarnasıyla. Kendini süper güçlü, enerjik hissedersin. Sıcak ve et soslu yersen. Et sosu! Bütün hafta mutlu ve canlı olursun. Büyük anne Pina'nın makarnasıyla. Doktora gerek kalmaz, hemen iyileşirsin. Sabah, öğlen ya da akşam olabilir. Günde sadece bir kez yeme makarna gücü. Seni yakalayacağım Kozmo. Teşekkür ederim Limpo. Balonlarımın patlaması kötü oldu. Kozmo'nun artık balonu olmayacak. Ama trafik ışıkları hala çıldırmış durumdalar. Suçlu Kozmo değildi.
Yani trafik ışığı sabotajcısı hala serbest dolaşıyor. Bak işte siyah giyen üç kedi. Farklı renkler giymişler. Ve hangi renkler onlar? Kırmızı, sarı ve yeşil. Bu çok şüpheli. Acele, sanırım bir şey gördüm. Hayır, Teri ve Kap yine iş başında. Hadi onları izleyelim. Patiler yukarı, tutuklusunuz siyah giyen kediler. Yani renkli giyen kediler sanırım. Dur bir dakika Teri. Onların trafik ışıklarını sabote ettiklerine nasıl emin olabiliriz ki? Çünkü işte kaçıyorlar. Polisin el kitabından çıkmış gibi suçlu olan şüpheliler her zaman kaçar. Haklısın Terry. Onları durdurmalıyız. Haricik! Doğruyu söyleyeyim. Trafik ışıklarını nasıl sabote ettiniz? O trafik ışığı şapkalarını kullandınız, öyle değil mi? Onlar tarz kediler için tarz şapkalar. Ve Ambrogio daima tarzdır. Sizin kasklarınız da güzel duruyor tabii. Teşekkürler. Kask bende çok güzel duruyor. Çünkü ben bir süper polis kediyim. Ama bunu onlar yapmadıysa... Trafik ışıklarını kim sabote etti? Tamam tüylü dostlarım. Gizemli trafik ışığı sabotajcısını bulmak için güçlerimi kullanalım. Bıyıklarım onu şimdi bulacak. Orada. Öyleyse acele edelim. Temizlik, büyük anne, Pina, Ayda temizlik yapar. Büyük anne, Pina'yı... İşte trafik ışığı sabotajcısı. Hızlan Teri. Büyük anne, Pina, lütfen. Merhaba, merhaba. Ayda, Ayda temizle. Ayda. Onu yakalamak temizle. Üzereyiz dostum. Köfte, pervaneyi en hızlıya çıkar. Ayda, temizle. Trafik ışığı sabotajcısı, kıpırdama ve seni kelepçelememe izin ver. Ayda, temizle. İşimizi sakın zorlaştırma. Ama bu Ayda. Ayda temizle. Bu hiç adil değil. Ayda temizle. Hey. Bu ne? Vay canına, trafik ışığı mıknatısım. Acaba Ayda'nın üzerine nasıl geldi? Merhaba Buffy kediler. Merhaba polis. Merhaba Teri. Demek bu yüzden çılgınca davranıyordu. Mıknatıs ona kısa devre yaptırıyor. Biz polis kedicilik oynarken Ayda'nın üzerine gelmiş olmalı. Bir kaza olduğu açık. Bu kimsenin hatası değil. Ama trafik ışıklarını düzene sokmalıyız. Ben hallederim hemen. Bunu kullanabiliriz. Teri, kapın uzaktan kumandasını kullanmayı gerçekten biliyor musun? Tabii ki. Bir polis kedi ne yapılacağını daima bilir. Sen ve ben dünyanın en iyi polis kedisi ikilisiyiz. Artık bizi kelepçelerimi çıkartabilir mi lütfen? İşte Miyav şehrindeyiz. Evet, gece vakti. Tüm kedi mamalarımız ortadan kayboluyor. Üç gecedir tekrar ediyor. Üç gece. Otabela, kendi kendine hareket etti. Kendi kendine hareket etti. Ya da biri hareket ettirdi.
Cadı kediye dair eski bir miyav şehri halk hikayesi vardır. Sokak tabelalarının arkasından kedi mamalarını çaldığı anlatılır. Ama ben halk hikayelerine inanmam. Ben de. Cadı olsun olmasın. Tek bir kedi bu kadar mamayı nasıl taşıyabilir? Buradaki trenle. Her soygunun ardından tren kendi kendine mama yüklü halde yola çıkıyor ve tamamen boşalmış olarak geri dönüyor. Piro, gidip bakmak ister misin? İçerisi karanlık mı? Evet, ama el fenerini kullanabilirsin. Mesur olmalıyım. Suçlu trende değilse bir yerlerde ipucu bırakmış olmalı. Bir ipucu. Bakın, şüpheli sarı bir kumaş parçası bırakmış. Belki de ünlü tavşan adama aittir. Tavşan adam mı? Miyav şehrinin en hızlı patisi. Halk hikayesine göre ne zaman biri onları yemeye çalışsa kedi maması dolu kapları yok ediyor. Ya da tek gözlü uzaylı da olabilir. Uçan bir varille gelip tüm kedi mamalarını ışınlıyor. Ama biz halk hikayelerine inanmıyoruz. Öyle değil mi Buddy? Tamam. Kedi mamalarını nerede sakladığınızı görebilir miyiz? Abi, bizi izleyin. Ofisimdeki kasadalar. Affedersin Buddy. Bizim ofisimiz demek istedin herhalde. Benden daha fazla şerif mi olmak istiyorsun sen? İkimiz de şerifiz. Ben daha zeki olsam. Ben daha büyük ve güçlüyüm. Tamam Buddy. Öfkelenme. Bu Buddy değildi. Gök gürültüsüne benziyor. Tuhaf. Hiç bulut görmüyorum. Üç gece, bir parça kumaş ve gizemli bir gürültü. Sanırım suçlunun kim olduğunu biliyorum. Ama önce gidip kedi mamalarına baksak iyi olacak. Suçlu yeniden saldırabilir. İşte Şerif'in ofisi. İçerisi karanlık mı? Evet. El fenerini kullanabilirsin Pilo. Artık korkumu yenmeliyim. Bu suçluyu yakalamak için bir fırsat. Her şey sakin görünüyor. Yine o gök gürültüsü. Mamalar gitmiş. Çok geç kaldık. Şüpheli buradaymış. Pilo, şimdi ne yapacağız? Onu köprüde ya da kanyonda yakalayabilirsiniz. Atlarımızla. Onları evcilleştirmek için biraz enerji harcamanız gerek. Ama bunu yaptı mı ok gibi fırlarlar. Enerji desteği lazımsa bir şeyler yiyebiliriz. Büyük anne Pilo'nun makarnasıyla. Büyük anne Pilo. Büyük anne Pina'nın makarnası varsa, hadi gel sakın kaçırma, mutluluk burada. Hey! Makarna gücü! Kovalamaca başladı, yaha! Bol şans Buffy kediler! Geç kaldık, tren çoktan kalktı. Ama acele edersek hala yolunu kesebiliriz. Ayrılalım. Ben köprüye gideceğim. Siz de kanyona gidin. Ve en önemlisi bir hamburger getirin. Bir hamburger mi? Lokomotife ulaşmalıyım.
Ah, ne leziz bir hamburger. Sen olduğunu biliyordum. Ve şimdi treni durduralım. Yaşasın. Köfte? Köfte, neden tüm o mamaları aldın? Ben mi? Ben bir şey hatırlamıyorum ki. Açıklayayım Buffy kediler. Köfte bir uyur gezer. Karnı 3 gecedir gurulduyordu. O da Miyav şehrine mama aramaya geldi. Sarı kumaş parçası köftenin trendi olduğunun kanıtıydı. Üzgünüm, hala açım. O da gök gürültüsü sesini açıklıyor. Teşekkür ederim dedektif Pilu. Sen çok önemli bir gizemi çözdün. Hadi Pilu için bir şarkıyla bunu kutlayalım. Cesaretle karanlık korkusunu yendi. Bir sunucu kedi en sevdiği grubun şarkılarını asla kaçırmak istemez. Patiler havaya bakalım. Mafi kediler için sesinizi duyurun hadi. Korkutucu. Korkar karanlıktan. Ben değil. Korkar karanlıktan. Ben değil. Peki ya küçük kedi korkuyor geceleri ışıklar kapanınca? Kim korkar karanlıktan? Ben değil. Kim korkar karanlıktan? Ben değil. Peki ya küçük ayı korkarak saklanır her gıcırtıyla? Kim korkar karanlıktan? Ben değil. Kim korkar karanlıktan? Ben değil. Kim korkar karanlıktan? Hayır, ben değil. Evet, çok iyi iş çıkardık. Büyük anne Pino çok mutlu olacak. Korkarım geri gelip mutfağın halini görünce o kadar mutlu olmayacak. Haklısın Pilu. Bu pisliği temizlesek iyi olur. Hadi Mafi kediler, harekete geçelim. Mafi kediler, büyük anne Pino geri gelmeden önce tüm mutfağı asla temizleyemeyiz. Acaba doğru mu duydum? Tüylü dostlarımın yardım patisine mi ihtiyacı var? Merhaba Sushi. Japonya yolculuğun nasıldı? Olaylı bir tatildi. Ama sizin de meşgul olduğunuzu görebiliyorum. Merak etmeyin, tam ihtiyacınız olan bir şeyim var. Teknobin'le tanışın, en ileri temizlik robotudur. Teknobin tamamen otonom. Kendi başına dolaşmasına izin verin. İşi bitince kendi kendini kapatacaktır. Teknobin çok özel. Tozu emiyor ve en leziz kokulara dönüştürüyor. Haklısın. Çikolata gibi kokuyor. Teknobin ne iyi eğlenceler. Daha sonra onu almaya gelirim, tamam mı? Teşekkürler Sushi. Teknobin mutfağı temizlerken biz ne yapalım? Geri dönüşüm yapalım. Bunları nereye atalım? Kağıt kutusuna gidecek ve plastik de plastik kutusuna. Öyle. Kağıdı atıyorum buraya ve plastik buraya. Hey, bu şey tuhaf kedinin şapkası. İyi sabahlar Buffy kediler. Merhaba tuhaf kedi. Ama sen buradaysan. Evet, biriniz baş aşağı bir iş yaptı. Kesinlikle baş aşağı. Kesinlikle ben değildim. Tek yaptığım kağıt poşeti buraya atmak oldu ve plastik şişeyi de buraya. Klasik bir baş aşağı durumu. Köfte, kağıdı plastik kutusuna ve plastiği de kağıt kutusuna attın. Bu hiç önemli değil. Burada olduğuma göre baş aşağı dünyaya bir yolculuğa ne dersiniz bakalım? Ne dersiniz Buffy kediler? Teknobin mutfağı temizlerken gidip tuhaf kediyle oynayalım mı? Evet! Patikulade! Sadece arkanıza yaslanın. Benim ninnimden sonra baş aşağı dünyaya sürükleneceksiniz çocuklar. Ninnimi söylerken kafanı yasla. Arkadaşlarını yanında tut ve gözlerini kapa. Gideceğimiz çok uzak olmayan bir yer. Ama oraya tuhaf bir yer derler. Hiçbir şeyin düz durmadığını göreceksin.
Belki kalacak ve çok seveceksin. Bu sadece bir oyun alanı değil. Baş aşağı dünyaya hoş geldin. Baş aşağı dünyaya hoş geldiniz. Aa, baş aşağı dünyaya gelmek her zaman çok havalı bir şey. Bakın, büyük anne Pina. İşte birkaç muz kabuğu ve mutfağım tamamen temizlendi. Büyük anne Pina mutfağı nasıl temizleyeceğini unutmuş. Burası büyük anne Pina'nın dünyası değil köfte. Baş aşağı dünyada büyük anneler bile baş aşağı. Bu baş aşağı mutfak bizimkinden de kirli. Burada Teknobin çok işimize yarardı. İşte geliyor. Bir aygıt. Sizin dünyanızdan. Burada mı? Hayır, kim bilir neler olacak. Aman bıyıklarım. Baş aşağı şekilde çalışıyor. Kokuları emiyor ve onları çöpe dönüştürüyor. Gelmeyin. Hayır. Böyle devam ederse baş aşağı dünya kötü kokulu çöplerle dolacak. Karnabaharı çok severim. Hey, benim canım aniden spagetti ve köfte çekti. Köfte bu tehlikeli. Tuhaf kedi, sen uçabiliyorsun. Neden Teknobin'i durdurmuyorsun? Keşke yapabilsem. Ama güçlerim sizin dünyanızdan gelen şeyler konusunda bir şey yapamaz. Buffy kediler, aygıtınız doğruca sandığa gidiyor. Orası tuhaf odaya açılıyor. Hayır. Bu olamaz. Acele edin, onu durduralım. Tuhaf odadayız. Bu yeri hatırladınız mı? Bakın, Teknobin emecek yeni kokular arıyor. Tuhaf bir koku alıyorum. Belki de tuhaf kediye tuhaf odada ne tür kokular olduğunu sormalıyız. Oh, tuhaf oda içerisinde baş aşağı dünyanın en tuhaf kokuları bulunur. Hiç fena kokmuyor. Şeker gibi kokuyor. Çok yapışkan türde şekerler. Yani bu sonsuza dek burada yapışıp kalacağız demek. Haklısın Limpo. Aygıtınız bir tür dev şeker yaratıyor. Şeker! Atıştırma zamanı değil köfte. Dev şekerin içinde hapsolmak istemiyorsak o platforma çıkmalıyız. Gidelim. Aşağı. Gidelim. Yine aşağı. Buradan daha yukarı gidemeyiz. Ve dev şeker büyüdükçe büyüyor. Çok lezzetli olmalı. Dur köfte. Canın spagetti ve köfte istemiyor mu? Hayır Milady. Bu süper şekeri yemek için sabırsızlanıyorum. Buffy kediler. Köfte tehlike hissetmiyor. Bu demek oluyor ki. Tehlikede değiliz. Haklısın Milady. Ama o dev şeker bize dokunursa yapışır kalırız. Çok yapışkan olmalı. Baş aşağı dünyadayız. Yani her şey baş aşağı. Öyleyse ne bekliyoruz? Şekerin içine dalalım.
Tuhaf kedi. Tek dobini sana doğru atacağız. Hazır ol. Anlaşıldı Limpo. Çıkış aynasını tam olarak doğru zamanda oluşturacağım. Dev şeker tüm baş aşağı dünyayı kaplamadan acele etseler çok iyi olacak. Vay canına, burada konuşabiliyoruz. Hayatımda ilk kez bir şekerin içinde yüzüyorum. Neredeyse vardık. Hey, Buffy kediler. Burada yardım patisine ihtiyacım var. Ayrılalım. Tek dobini yakalayıp buradan çıkmak öyle daha kolay olur. Bu eğlenceli. Dünyamıza yolculuğun iyi geçsin Teknobin. Hayya! İşte o aygıt. Tüylü dostlarım, başardık. Bunu daha sonra yerim. İşte Buffy kediler, baş aşağı dünyayı kurtarmayı başardınız. Kısa süre sonra yine gelip beni ziyaret edin lütfen. Beni çağırmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, sadece baş aşağı bir şey yapacağız. Beni bekleyen, sıkıştım. Mutlu uyanın Buffy kediler. Ay canına, ne patikülade bir macera. Daha da iyi, çünkü mutfak tamamen temizlenmiş. Teknobin sayesinde. Geri geldim tüylü dostlarım. Merhaba Soshi. Teknobin'le işler nasıl gitti? İşe yaradı. Biraz fazla yaramış olabilir. İşe yaramasına çok sevindim. Hoşçakalın Buffy kediler. Güle güle Soshi. Şimdi baş aşağı dünyadan gelen şekeri yeme zamanı. Leziz. Ve şimdi bunu nereye atsam? Tabii ki kağıda. Gördünüz mü? Her şeyi doğru çöpe atmayı öğrendim. Ama o plastikti. Biri beni mi çağırdı? Tekrar hoş geldin tuhaf kedi. Uzay patatesimi bulabilir misiniz? Teleskopumuz donmuş bir asteroidi inceliyor. Çok buzlu. Üzgünüm, burada uzay patatesinizdeniz yok. Yardım. Asteroid. Tehlike. Hayli parazit var. Bu parazit değil ki. Bir yardım çağrısı. O asteroitte biri tehlikede olmalı. Roketimle günü kurtarabilirim. Cesursun Kozmo. Ama yolculuk için bir yıldızlar arası uzay gemisine ihtiyacın var. Bizimkine ödünç veririz ama dikkatli ol. Bir yere çarpma. Ve asteroit çok uzakta. Yalnız gidemezsin. Neden olmasın? Bir yıldızlar arası uzay gemisi sadece Astro Kedi ekibi tarafından kullanılabilir. Ama benim Astro Kedi ekibim yok ki. Evet var Kozmo. Sana yardım patisi uzatırız. Kurtarma görevi için ekibin biz olacağız. Patikulade Limpo. Ama asteroidi nasıl bulacağız? Önce bu gemiyle Galileo yıldız üstüne ulaşacaksınız. Bakın. Galileo'da güçlü sensörler var. Size asteroidin tam konumunu gösterecek. Kozmo, Galileo'yu açmak için bu astro kontrol panelini kullan. Şifre kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe. Bunu hatırlayacağım. Şuraya bakın, ayı geçiyoruz. Vay canına, çok leziz. Peynire benziyor. Astro kediler, Galileo yıldız üstüne ulaştık. Bu çok patikulade.
Ama burada kimse yok. Evet Milady, çünkü bir yıldız üstünde her şey otomatiktir. Tamam ama kapıyı açamıyorum. Merak etme köfte, şifreyi biliyorum. Yeşil, sarı, kırmızı, mavi, pembe. Tuhaf. Doğru şifre olduğuna emindim. Şunu deneyelim. Pembe, mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Tamam, şimdi buldum. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, pembe. Ne düşünüyorsunuz? Kolaydı değil mi Buffy kediler? Kozmo, Buffy kediler. Yardım çağrımı almışsınız. Merhaba Asri kedi, ne oldu? Uzayda yolculuk ediyordum ve gemim sistem arızası yaşadı. Bir şey bana çarptı ve bu küçük ama tehlikeli asteroide indim. Dokunduğu her şeyi donduruyor. Koordinatları yolluyorum. Böylece gelip bana yardım edebilirsiniz. Hı-hı. Tamam, artık ezberledim. Asri kedi, biz geliyoruz. Bu tek koltuklu gemiler çok hızlılar. Beni izleyin, bu taraftan. Hayır, bu taraftan. Beni izleyin. Bu patikulade. Astri kedinin koordinat seansı tamamlandı. İşte donmuş asteroid. Canım tüylü dostlarım, beni kurtarmaya geldiğinize çok sevindim. Daha yakından bakacağım. Böylece seni o asteroid'ten nasıl kurtaracağımızı bulacağız. Ama uzayda nasıl hareket edilir ki? Uzay iticilerimi kullanabilirsiniz. Ama bunlar saç kurutma makinesine benziyor. Onlar uzay iticileri Pilu. İşte Asri kedinin gemisini mahsur bırakan buz. Sakın dokunma Kozmo. Hayır. Kozmo asteroidin ona dokunan her şeyi dondurduğunu unuttu. Buza dokunmadan Kozmo ve gemiyi kurtarmak hiç kolay olmayacak. Bir Buffy Bean fırtınası yaptım. Buzu bu saç kuruttum. Yani uzay iticileriyle eritelim. Teşekkür ederim tüylü dostlarım. Ama uzay gemim çalışmıyor. Motorunda bir sorun olmalı. Hey! Bakın uzay patatesim. Oradaymış. Başardın Kozmo. Yeniden çalışıyor. Muhteşem. Size borcumu asla ödeyemem. Öyle deme. Bir gün senin yardımına ihtiyacımız olabilir. Doğru dedin Pilu. Sonsuza dek tüylü dostlar olacağız. Yakında görüşürüz. Miyav gezegenine dönelim. Yeni bir hafta geldi.
Bu duvar beni o kedilerin korkunç seslerinden koruyamıyorsa daha yüksek bir tane yaparım. Geliyoruz kedicikler. İşte yiyeceğiniz. Aa, büyük anne Winston ne yapıyor? Ah, görmüyor musun? Sinir bozucu kedilerinle özel hayatım arasında bir duvar çekiyorum. O kedilerden sonsuza kadar kurtulmalıyım. Ve bunu yaparken şehirdeki her kediden de kurtulacağım. Ah, sorun yok patron. Sen benimle kalabilirsin. Sen benim tek ve en sevdiğim kedimsin. Bu okuduğum da ne? Ne harika haberler. Belediye başkanı seçimleri varmış. Tek yapmam gereken seçime girmek ve ne pahasına olursa olsun kazanmak. Böylece dünyanın en büyük anti kedi duvarını inşa edebilirim. Winston'a oy verin. Şehrimiz için en iyi başkan. Sizin için pek çok şey yapacağım. Ve kedileri şehirden uzak tutmak için bir anti kedi duvarı inşa edeceğim. Ah, Winston'a oy verin. Winston'a oy verin. Winston'a oy verin. Winston'a oy verin. Ay, ay, ay. Winston'a oy verin. Winston'a oy verin. Tüm o uyuz kedilerden kurtulmak istiyor musunuz? Winston'a oy verin. Winston'a oy verin. Winston'a oy verin. Bundan sonra kime oy vereceğinizi biliyorsunuz. Harika, rakipsiz ve de dayanılmaz Winston'a. Gözlerime inanamıyorum. Winston o kadının karşıdan karşıya geçmesine yardım ediyor. Eğer beni seçerseniz sadece kusursuz bir gülüşe sahip belediye başkanınız olmakta kalmayacak. Kedilerden de sonsuza kadar kurtulacaksınız. Hayır, o hala kötü adam. Madam, bu adamı dinlemeyin. O hep yalan söylüyor. Buffy kediler. Winston bu seçimi kazanırsa sizin için bir felaket olur. Winston'a oy verin. Anketlere bakın. Favori benim. Yakında sevilen başkanınız olacağım. Çok yüksek bir duvar yapacağım. Kedilerden sonsuza kadar kurtulacağım. Bakın, kediler burada. Onlardan kurtulalım. Çünkü onlar kötüler. Kediler kötü değil. Onların sadece biraz yemek ve bolca okşanma ihtiyacı var. Kediler sevimli ve tatlıdır. Bunu herkes bilir. Evet, bunu göreceğiz. Patron, bununla ilgilen. Herkese kedilerin kötü olduğunu kanıtla. Ah, teşekkür ederim kedicikler. Siz olmasaydınız o zaman çukura düşerdim. İşte alın bunları. Bakalım mı insanlar beni ne kadar seviyor? Bu da ne? Patron, Minister Scap, kötülük yapmanız gerekiyordu. Kahraman gibi davranmak değil. Tamam. Bunu kendim yapmam gerekecek. Herkese kedilerin kötü ve de tehlikeli olduğunu kanıtlayacağım. Miyav! Oh, ah, ne güzel. Hep bir kedi istemişimdir. Oh.
Bak Brutus, dev bir sokak kedisi. Winston! Affedersin, seni tanıyamadık. Dev bir sokak kedisi olduğunu sandım. Brutus ve Bertie. Onları sevmediğiniz için kedileri yakalıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, onlar çok nahoşlar. Güzel. Öyleyse sizle o uyuz kedilere karşı işbirliği yapabiliriz. Esat'a, Winston belediye başkanı olursa bizi şehir dışında tutmak için yüksek bir duvar yapacak. Limpo, bir fikrim var. Şehirde dolaşıp iyi işler yapın. Enerjiye ihtiyacınız olacak. İşte. Büyük anne binanın makarnası. Büyük anne binanın makarnasıyla kendini süper güçlü, enerjik hissedersin. Sıcak ve et soslu yersen. Et soslu. Bütün hafta mutlu ve canlı olursun. Büyük anne binanın makarnasıyla doktora gerek kalmaz. Winston'ın planlarını boşa çıkarmaya. Ne kadar da sevimli bir kedicik böyle. Sevmemi ister misin? Ne tatlı bir kedicik. Vay canına, Allah. Şunu gördünüz mü? Ne harika bir kedicik. Anketler iyi görünüyor. Winston asla kazanamayacak. İş Bertie. Her yer kirlendi. Mükemmel Brutus. Kedi izlerini her yere koy. Bakın Buffy kediler. Winston iki kedi yakalayıcısıyla birlikte. Ama neyin peşindeler? Şehri pisletelim, evet. Herkes kedilerin yaptığını sanacak. Ve ben de başkan olacağım. Onları durdurmalıyız. Dur, Limpo. Makarna gücümüz tükendi. Merak etme Milady. Bir Buffy beyin fırtınası yaptım. Bakın, görüyor musunuz? Kediler şehrimizi kirletmiş. Evet, her yer. Şuraya bakar mısın? Kediler mi yaptı yani? Böyle. Belediye başkanı olur olmaz sizi kedilerden sonsuza kadar kurtarmaya söz veriyorum. Çok iyi oldu. Buna katılıyorum. Bravo. Herkes Winston'ı alkışlıyor ama yakında... Gerçeği öğrenecekler. Hadi köfte, bu hepimiz için. Belediye başkanı olur olmaz ilk gerçekleştireceğim proje bu. Anti kedi duvarı. Resimler gidin. Bu da ne? Nedir bu? Bunu kim? Bu da ne? Hey, şehri kirleten Brutus ve Bertie'miş. Ve Winston da onlarla birlikte. Masum kediciklere suç atmak. Çok yanlış. Ama bunu yapmamızı Winston istedi. Ve siz de o büyük kötü Winston'ı dinlediniz. Üzgünüz. Bir hata yaptık. Sen pek aslan sayılmazsın köfte. Haklısın Pilu. Ama ne yapabilirim ki? Ben de zaten aslan tipi de yok. Karaktere girmen gerek köfte. Güçlü, cesur bir aslan olduğunu hayal et. Korkusuz ve dikkatsiz. Köfte, sen savananın kralısın. Evet, ben bir aslanım. Ben aslan köfteyim. Evet, göreceksiniz. Ha, bu sefil kediler.
Çok sıkıcı. Bunun yerine uluyan maymunlarla ilgili bir belgesel izlemeyi tercih ederim. Kasa araçtan düştü. Ama artık çok geç. Bakın, yanında tuhaf bir işaret var. Hayır Pili, o bir etiket. Önemli bir şey olabilir. Ayıklarım! Bu kasa kontrolden çıktı. Bu ne kedi? Ben dev bir kedi değilim. Küçük bir hipopotamım. Ve siz kaşiflersiniz. Sen bir aslansın. Sonunda Afrika'ya ulaştım. Bu küçük hipopotam Afrika'da olduğunu sanıyor. Hepsi de benim sayemdi. Harika bir aslandım. Sonunda ilginç bir şeyler oluyor. Merhaba. Bizler kaşif değil, Buffy kedileriz. Ben Mileydi, bunlar Limpu, Pilu ve Köfte. İlk kez gerçek canlı bir hipopotamla tanışıyoruz. Tanıştığımıza sevindim Buffy kediler. Benim adım Mara. Acaba buraya nasıl geldim? Bir kasadaydın. Araçtan düştü ve kırıldı. Bu benim hatam. Kapalı alanlarda duramam ve kasanın içinde durmak beni endişelendirdi. O araç beni havaalanına götürüyordu. Ailemi ziyarete gidiyordum da. Peki ailen nerede yaşıyor? Afrika'da. Orası çok uzaktır. Afrika mı? Üzgünüm Mara. Ama Afrika'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Öyleyse size anlatayım. Benim evim vahşi savana, baobab diyarında. Afrika yaşayacak senle. Kalbimde her zaman. Sihirli bir yer, bir evim Afrika. Muhteşem havası değişir bir anda. Gülmeye başlar birden yağmurla. Her damlası geniş ovayı gıdıklar. Sanki bir kelebek gibiydim. Sahibi bir ceylan bana selam verdi. Sahibi yürüyordum bir yolda antiloplar, zebralarla ve mara nehri akarken yanımızda. Ve bu dünya benimle konuşuyor. Ve bu dünya bana şarkı söylüyor. Sanki bir rüya gibi, ne muhteşem. Safran gökyüzümün altında bir gün daha biterken içimde büyür büyür. Buffy görevimiz var. Mara'nın havaalanına zamanında gitmesine yardım edelim. Buffy esinler. Bu hipopotama oyun oynamak için ellerine harika bir fırsat geçiyor. Ve onlar ne yapmak istiyor? Yardım etmek. Buffy kediler, Mara'yı kimse görmeden havaalanına götürmeliyiz. Limpu haklı. İnsanlar şehirde dolaşan bir hipopotam görmeye alışkın değiller. Buffy, beyin fırtınası yaptım. Mara'yı bir insan olarak saklayacağız. Ama ben nasıl bir insan gibi görünebilirim ki? Sadece doğru kıyafetler gerek. Daha büyük bir şeyler gerek. Ve tanıdığım en iri kişi... Ben mi yani? Mara! Köftenin kıyafetleri sana tam oldu. Teşekkür ederim Pilu. Gitmeye hazırız. Afrika'ya gidecek uçağa konulanların üzerinde bu etiket var. Aha, anladım. O etiket Afrika'nın çevresi şeklinde. Bunu bilmek güzel. Hepimiz büyük anne Pina'nın bisikletine sığabiliriz. Ama pedallara yetişemiyorum. Merak etme, bunu biz hallederiz. Süper hızlı gitmek için süper enerji gerek ve tam da gereken şeye sahibim. Büyük anne Pina'nın makarnası. Büyük anne Pina'nın makarnasıyla. Kendini süper güçlü, enerjik hissedersin. Sıcak ve et soslu yersen. Et soslu. Bütün hafta mutlu ve canlı olursun.
İşte bu tüm Buffy kedileri Afrika'ya giden uçağı hapsetmek için harika bir fırsat. Bu mıknatısla bisikletlerini kaldırıp bir kargo kutusuna koyacağım. Yavaşlıyoruz. Daha hızlı yükleyin Buffy kediler. Neredeyse oldu. Şimdi sizi yakalayacağım. Aklımda bu yoktu. Bir daha düşününce bunu kullanabilirim. Afrika, ben geliyorum. Bakın, yaya geçidinde iki insan var. Merak etmeyin, dikkatlice geçeriz. Yoksa onlar görünmez bir şey taşıma rolü yapar ki yapıyorlar. Bu biraz o değil. Bu bir cam parçası. Mara, dön, dön. Ben nerede? Havalarında mıyım? Tüylü dostlarım, enerjimiz bitti. Makarnamız da bitti. Neredeyse vardık. Uçağı bulmamız gerek. Şu bagaj arabasına atlayalım. Hadi. Yapabilir miyim bilmiyorum. Şimdi Afrika'ya giden uçağı bulmamız gerek. Ama hangisi? Oradaki. Afrika'nın şeklini tanıdım. Ama havalanmak üzere. Öyleyse yakalayalım. Bu uyuz kedilerden kurtulma vakti geldi. Hey, o kasa devrildi. İyi yolculuklar Buffy kediler. Ama bunun Afrika'ya gitmesi gerek. Ne? Acele etmeliyim. Uçak her an havalanabilir. Bu kasanın içinde kaldık. Ve uçak havalanmak üzere. Buradan çıkmalıyız. Burada kapalı kalmaktan hoşlanmıyorum. Kapalı alanlarda duramam. Üzgünüm Buffy kediler. Özür dilemene gerek yok Mara. Senin sayende özgürüz. Kapı kapanmak üzere. Acele etmeliyiz. Çok geç. Uçak havalandı bile. Hepimiz Afrika'ya mı gidiyoruz? Hala bir şansınız var Buffy kediler. İyi yolculuklar Mara. Afrika'ya bizden selam söyle. Buffy görevi tamamlandı. Bu da ne? Patron mu? Hey kedicik. Burada ne yapıyorsun sen? Oradaki kafesten kaçmış olmalısın. Merak etme kedicik. Yakında eve döneceksin. Ev mi? Ne evi? Evet. Bu
gerçekten patron. Acaba nereye gidiyor? Sonunda Alaska'ya geri dönüyoruz. Buffy kediler, Alaska çok uzak mı? Sanırım öyle Pilu. Patronu uzun bir süre görmeyeceğimize eminim. Burası çok karanlık. Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünmeye başlıyorum. Tayfa, birbirinizden ayrılmayın. Korsan kedi düsturumuz budur. Aa, işte şanslı para. Ve 3 tane kapı. Ama hangisini açmak doğru ki? Bu harita kedi sembolünü izlememizi söylüyor. İşte gidiyoruz. Sanmıyorum Baby Pie. Bu korsanların gizli bölgesine açılan karanlık bir tünele benziyor. Hadi deniz kurtları. Kedi sakalın hazinesi bizi bekliyor. Haritaya göre burada bir köprü olmalı. İşte orada. Peki doğru yere getirip nasıl geçeceğiz? Haritada tüm kolları yukarı kaldırmamızı söylüyor. İşe yaradı Baki. Diğerini de çek. Bu neydi? Ay ay bıyıklarım. Bu dev bir iplik topu. Ha, doğruca bize geliyor. Bize dokunursa bir ay boyunca kaşındırır. Taş parçası ve 2 değerli taş var. Şuna bakın. Harita üzerinde kedi kafası var. Ve birkaç parçaya ayrılmış. Ve açılan bir kapı da var. Duş ya da kol görmüyorum. Kapıyı nasıl açacağız? Buldum. Bir bulmaca gibi. Kapıyı açmak için bunu çözmeli ve parçaları doğru yere koymalıyız. Bulmacalar eğlencelidir. Deneyelim hadi. Bulmaca tamamlandı ama kapı açılmadı. Hazineye nasıl ulaşabiliriz? Şanslı parayı kullanma sırası. İşte bu. Gidelim. Dur Tayfa. Uzakta bir ışık var. Başardık. Henüz değil. Hala gemiye ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Kedi balıklarına arkadaş olmak istemiyorum ben. Haritada müzik notaları var. Bir borulu orgun yanında. Pilu, sen çalabilirsin. Sen müzisyen bir kedisin. Tamam Baki. Bakalım birkaç tuşa basınca ne olacak? Harika Pilu. Ork ipi sudan çekiyor. Hayır. Üzgünüm. Doğu notası eksikti. Ben de başka bir taneye bastım. Bana yardım et şanslı para. Thank you.
hazineye ulaşabiliriz. Bir ahtapot. Hadi Tayfa, aşağı bakmayın, bir hızlı hareket edin. Evet, gemideyiz. Ama hazine nerede? Bilmiyorum. Haritada başka ipucu yok. Durun, buldum. Şanslı para hazineyi bulmamıza yardım edecek. Anlaşılan şanslı para bu sefer şanssızdı. Ona ulaşamıyorum. Sanırım kırık dürbünle onu alabilirim. İşte parayı tuttum. Hadi Pilo, yukarı çek. Vay canına, şanslı parayı bir dürbün gibi kullanabiliyorum. Hey, şekilleri uyuyor. Para bize hazinenin yukarıda olduğunu gösteriyor. Yohoho, gidelim Tayfa. Bak bu su korsanları. Demek kedi sakalın hazinesini almaya geldiniz, öyle mi? Bu kedi sakal. Evet. Ve hazinemi ele geçirmenin tek yolu beni yakalamak. Düşün peşine deniz kurtlarım. Beni yakalayamazsınız. Dikkati dağıldı. Sıra sende korsan Pilo. Evet, korsan hazinesi. Harika. Yani hazinemi geri verin. Tekrar merhaba korsanlar. Ne bu? Yani kedi sakal sen misin? Tabii. Ve hepiniz hazine avında çok cesurdunuz. Yani tüm bunları tek başına mı hazırladın? Tek başıma değil. Bir arkadaşım el attı. Yani dokunaç. Yardımın için teşekkürler anne Ahtapot. Yani bu hazine hepsi bizim mi? Tadını çıkarın. Bunu hak ettiniz. Ama şunu söyleyin, eğlendiniz mi? Evet. Bu oynadığım en eğlenceli oyunlardan biriydi. Telafi etmek için birazını köfteye ayıracağım. İşin içinde mama olduğunu duyunca o da korsanlık yapmak isteyecek. Peki şimdi nasıl döneceğiz? Kolay. Tıpkı Neko'nun yaptığı gibi şanslı parayı kullanacağız. Şanslı para. Bizi eve götür lütfen. Şimdi ne olacak?